Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce iki tane duyurum var. Birincisi görsel olarak müsait değilim arkadaşlar. O yüzden kendimi göstermiyorum. Yarın videomuzda kendimi göstereceğim. Ve detaylı bir analiz hazırlayacağım sizlere. Güzel bir video olacak. Diğer taraftan dün akşam bir dakikalık video çekmeyi unuttum arkadaşlar. İçim geçmiş uyuyakalmışım. Hem de BTC'de hiç hareket olmadı. Dün gün boyunca 400 dolarlık hareketler yaptı. Herhangi bir değişim olmadı anlayacağınız verdiğim seviyelerde. Bakalım bugün neler olacak. Dün direnç olarak beyaz çizgileri vermiştim biliyorsunuz. Neresiydi? 23.650 seviyesi. Üzerine 4 saatlik kapanış yapmamız gerekiyordu yükseliş için ve destek olaraksa turuncu çizgiyi takip ediyorduk. Gördüğünüz gibi gün boyunca bu iki çizgi ortasında git geller yaşadı arkadaşlar. Hacimsiz bir BTC gördük. Şimdi nereyi takip edeceğiz? Peki hala ve hala 23.650 seviyesini takip edeceğiz. Yükseliş beklememiz için önce üzerinde 4 saatlik kapanış gerekiyor. Öyle bir durumda mavi çizgiler hedefimiz haline gelip Orası da 24.100 seviyelerinde kabaca. Şöyle bakalım. Gece kapanışında 24.150 seviyelerine kadar ulaşıyor. Üzerinde 4 saatlik kapanışlar bizi 25.000 bandına doğru götürür. Yani direnç olarak bu noktaları takip edebilirsiniz. Geri çekilmelerde de gördüğünüz gibi burada bir önemli kanal çizgimiz var. Biraz geçmişine değinelim arkadaşlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada önemli dirençti. Gördünüz mü? Bak. Bu noktadan beri takip ediyoruz. Hatta bütün bu kanalları Buradaki kanala göre çizdik biliyorsunuz. Ve şu an gelinen noktaya bakınca bu kanalı retest edip duruyoruz arkadaşlar. Yani altında 4 saat kapanış tehlikeli olabilir. Neresi orası? 23.150 seviyesi. Yani 23.150 altında 4 saatlik kapanış gelirse o zaman bir geri çekilme bekleyebiliriz. Sıradaki hedefimiz ne olur? 22.450 seviyesi. O seviyeyi de yaklaşık bir buçuk haftadır takip ediyoruz arkadaşlar. Yani destek olarak bu seviyeler takip edilmelidir. Diğer taraftan günlük grafiğimize bakınca uyumsuzluklarımız hala devam ediyor. Uyumsuzluk hedefi MA21'dir. Bakın arkadaşlar 22450 seviyelerine kadar eğim vermiş durumda. Yani desteğimiz kırılırsa oralara geri çekilme potansiyeli var. Dikkatli olmak lazım. Diğer taraftan da biliyorsunuz trend yukarı yönlü gidiyor. Tepeler yükseliyor, dipler yükseliyor. Alçalan dip görülürse arkadaşlar bu trend bozulabilir. Yani 22.800 altında günlük kapanış gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Orası önemli. Yani alçalan dip yaparsa tüm bu yükselişlerin düşüşü gelebilir arkadaşlar. Son ortalamaya kadar şu an 18.700'de düşüşler görülebilir. Yani alçalan dip yapmadıkça trend hala yukarıyı gösteriyor. 22.800 altında gün kapanışı gelirse işte o zaman trend aşağıyı gösterir arkadaşlar. Ona göre pozisyon almak lazım. Günlük Bollinger bandına bakınca da önemli direnç olarak üst bandı belirleyebiliriz. 24.450 seviyelerinde arkadaşlar. Diğer grafiğimize gelelim. Haftalık kapanışı az kaldı arkadaşlar. 15 saat kaldı. 15 saat sonra belki de bir dead cross oluşacak. Kimileri diyor işte haftalıkta dead cross olmaz gibisinden. Ee, aynı şeyi 3 günlük içinde söylüyorlardı arkadaşlar. Ben burada 3 günlük dead crossa değindiğimde oluşmadan önce aylar öncesinden bahsetmeye başladım zaten. İnsanlar dedi işte 3 günlükte dead cross olmaz, hiçbir şey olmaz vesaire. Dead cross'tan sonra gelen düşüşleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bak. Haftalıkta da şimdi aynı sinyali yakalamışız gördüğünüz gibi. Bakalım ne olacak? Bu tarihten beri ilk defa olacak neticede. Yani haftalık kapanışla kesişme ihtimali var arkadaşlar. Kesiştiği vakit kesişim şeklinde bir hafta daha kapatması gerekiyor ki teyidini alalım. Şimdilik bu ortalamalar ritest edilecekse 25.000 bandını gösteriyor arkadaşlar. Oralara kadar ivmelenme devam edebilir bu grafiğe göre. Ama dediğim gibi destek kırılırsa da buradaki işler yarım kalabilir arkadaşlar. Dikkatli olmak gerekebilir. Diğer taraftan da aylıkta da bir kesişmemiz var. MA10, MA50. Yani bir tehlike var yalan yok arkadaşlar. Mineralli bekliyorduk zaten. Bir yerde bitecek bu mineralli. Bakalım nerede bitecek. Şimdilik takip etmemiz gereken kısa vade buradaki desteğimiz ve arkadaşlar günlükte alçalan dip. Bu iki şey görürsek o zaman zaten düşüşü teyit etmiş olacağız. Yarın detaylı video ile yeniden karşınızda olacağım. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.